Kız, tavuklara ve koyunlar varmış. Şöyle isim verelim. Tavuk, koyun. Tabii ayak sayılarından bahsediyor. Ne kadar tavuk olduğunu ve ne kadar koyun olduğunu bilmiyoruz. Ama diyelim ki tavukların sayısı x, koyunların sayısı y olsa, eğer x tane tavuk varsa bunların ayaklarının sayısı, eğer bir tavuğun iki ayağı olduğu için tavukların ayaklarının sayısı 2x, koyunların ayak sayısı şöyle ayak sayısı 4y olacak. Birazdan teke düşecek zaten şu 5 bölü 3 üzerinden hesaplama yapacağız. Şimdi ayakların sayısı bu. Bunların oranı 5 bölü 3'müş. Yani tabii koyunların ayak sayısının, şu 4 diye olacak. Koyunların ayak sayısının, tavukların ayak sayısına oranı 5 bölü 3 gelecekmiş. Şunları sadeleştiririz. Burası 2y, burası da x olur. Sonra içler dışlar çarpımı yapınca buradan 5x, şöyle yazalım. 5x eşittir 6y. Şimdi buradan tek değişkene düşürebiliriz. X yerine 6k, y yerine 5k diyebiliriz. Şimdi tekrar baştan alalım. Şöyle tavuklara t diyorum. X demiştik tavukların sayısına 6k oldu. Sonra koyunların sayısına biz y demiştik. Y'miz de 5k'dır. Demek ki 6k tavuk, 5k koyun var. Bir de bunun üzerine 2 koyun. Şuraya artı 2 tane koyun ve 12 tane de tavuk alınıyormuş. Bu durumda ayak sayılarının oranı 11 bölü 9 geliyormuş. Yine hesaplayalım ayak sayılarını. Şimdi tavukların ayak sayısı 2 katı olacak. 6K'nın 2 katı. Şöyle ayak sayısı. Ayak diyelim. 12K artı 24 olacak. 2 katı. Şimdi koyunların ayak sayısını hesaplarsak. Tavuklarınkiydi. Şöyle 6K 12K. 2 katı 12, 2 katı 24. 2 ile çarptım şunları. Ayaklarının sayısı, tavukların ayak sayısı. Şimdi koyunların ayak sayısı, koyun ayakları. Bunlar 4 katı olacak. 4 tane ayak olduğu için 20K artı, bunu 4 ile çarpalım, artı 8. Bunların oranı verilmiş, 11 bölü 9'muş. Tabii şöyle diyor, koyunların ayak sayısı. Önce ayak koyunları yazacağız. 20k artı 8 bölü tavukların ayak sayısı 12k artı 24 eşittir 11 bölü 9'muş. Şimdi şunlar 3'e bölünüyor. Burayı 3 ile sadeleştirelim. Her birini. 3'e bölüyorum. Burası 4k. 3'e bölüyorum 8. 3'e bölüyorum 3. Başka şunlar da aslında 2 ile bölünebilir ama çok karıştırmayalım. Direkt çarpalım. Ben çarpıyorum diye. Çok karışmasın. Şimdi şöyle çarpınca 60k artı 8 16 24 eşittir. Şöyle 44k artı böyle de 88. Şimdi 44'ü sola atacağız. 60'dan 44 çıkınca 16k. 88'den 24 çıkınca o da 64. Evet. Şimdi 16'ya bölersek k sayısı 4 gelecek. Şimdi tabii bunu istemiyor. Tekrar sonuca dönelim. Bizden istediği başlangıçta çiftlikte kaç tavuk oldu? Evet, kaç tane tavuk oldu? 6k'yı istiyor. Tavuk 6k'ydı başlangıçta. 6 çarpı 4, 24 tane tavuk var.